El-mu'rebu vel-mebniyyu minel esma. İsimlerde mu'reb ve mebnilik durumu. Yenkasimul ismu fil lugatil arabiyyeti ila kısmeyn. İsim Arapçada iki kısma ayrılır. El-mu'reb vel-mebni. Ya mu'rebtir isim ya da mebnidir. Bunlar iki önemli. Mu'reb, mebni. Yani i'rab yaparken çok kullanacağız. Ve şöyle vel mebni ve qabla dukhuli fi dirasati ma yattasilu bi kulli minhuma nuhawilu at-ta'arrufa ala mafhumil i'rab. Yani bunlardan, bu ikisinden her biri için yani her birisine bağlı İrab konusunu evvela, İrab'ın anlaşılması konusunu işleyeceğiz. Fi lugati vel istirahati. Yani İrab'ın lugat ve istilahi manasını önce inceleyeceğiz diyor. Çünkü İrab hem mu'rablik hem de mebnilikle ilgilidir. Şöyle. Emma el-fi'lu. Şöyle. Emma fi lugati فَمَعْنَاهُ الْإِبَانَةِ. İrabın lügattaki manası. اَمَّا فِي اللُّغَةِ فَمَعْنَاهُ الْإِبَانَةُ كَقَوْلِهِ اَعْرَبَ عَنْ نَفْسِهِ وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا. Evet. الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سِمَاتُهَا وَالْاَيِّمُ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا. Burada تُعَرِّبُ diyeceğiz. عَنْ نَفْسِهَا. Şöyle burada eyyim tabi dul olan kadındır. İşte bikir ise ondan tustamer yapılır. Onun işi yani nedir? Yani kabul ediyor mu etmiyor mu evlilikte bekar olan kızlar? Onlar tustamer yapılır. Onun izni var mı yok mu yoklanır. Ve iznuha, onun izni, bekar olan izni, simatuha, susmasıdır. Sussa demek ki izni var evliliğe. Vel eyyimu, dul olan ise tuarrabu. Bunu tuarrabu diyeceğiz. Yani o da muarrabtır. An nefsiha. Nefsine muarrabtır. Yani nefsine maliktir. Dolayısıyla o bekar gibi değildir. Ey yani tubeyyinu ridaha. Rızasını beyan etmesi lazım. O sussa olmaz. Yani biz burada o zaman tuarribu diyelim. Yani tuarribu. Evet. Tuarribu ya da tuarrabu da olur. Yani tuarrabu yani beyanı istenir. İlla beyan verecek. An nefsiha. Yani kendi nefsinden bir beyanda bulunacak. Öyle sussa kabul alameti değildir dullarda. Dolayısıyla o kabul ettim ya da etmedim diye konuşması lazım. Burada demek ki tuarrab yani tubeyyen. Onun beyan etmesi. Yani e'arabe yani beyan etti anlamına geliyor. İbane, beyan etmek. E'arabe an nefsi, yani nefsinde konuştu. Yani nefsini beyan etti, kendini beyan etti anlamına gelir. Bir sarihil ibaret, kendisi sarih bir ibareyle rızasını bildirmesi lazım dulun bu hadise göre. Ve e'arabel feres, yani haleset arabiyyetuhu ve zalike iza sehele fe urife bi sehilihi ennehu arabi. Bu da e'arabel feres yani haleset arabiyyetuhu. Bu atla ilgili, atlarla ilgili yani e'arabe, yani bunun işte Arap olması halis oldu. Halis Arap atıdır anlamına. Bunu da geçelim. Yani burada yine e'arabın
bir manası var. Manel i'rab fil istilah. Bu lügat manasıydı. Beyan etmek yani i'rabın manası. Ve manel i'rab fil istilah, istilahta i'rabın manası ey inde ulemâin nahv, nahv uleması yanında i'rab eserun, zahirun ev mukadderun yeclubuhul amilu fi ahiril ismil mutemekkini vel fiilil mudari'i. Fiil-i muzari'nin ve ismi mütemekkinin yani işte i'rabı yani son harekesi değişmeye müsait olan isim bir de fiil-i muzari'nin ahirinde bir amel yani mukadder bir amel zahir bakın iki iş yapar. Yani bir eserdir. Ya zahir eserdir, hem ismin sonu hem de fiil-i muzari'nin sonu. Ya da mukadder bir eserdir ki o da yine takdiren bu sefer i'rab demektir. Amil olarak işte fiil-i muzari yani bir amilin sebebiyle fiil-i muzari ya da ismin sonunun ya zahiren ya da takdiren değişmesidir. Mesela bakın feiza kulte sen desen ki eşşemsu sati'atun kelimetu şems burada merfudur ala enneha mübteda merfudur niye ona merfu diyoruz ilahe barken çünkü o mübtedadır onun amilli mübtedadır mübteda olması onu merfu yapmış ve iza kulna eğer desek inne şemse sati'atun desek ki şüphesiz güneş sati'atır parlaktır esbahat kelimetu eşşemsu şemsu idi mensubeten yani şemse olacak ve alametu nesbiha el fetha nesb alameti de fetha olacak niye fetha oluyor bu sefer inne onun üzerinde iş yapmış bunun mübteda üzerinde mübteda değil inne burada iş yapmış dolayısıyla bir amil var yine vellezi celebe tilkel fethate bu fethayı çeken celbeden nedir innedir. İşte fail, şey amil. Buna biz amil diyoruz. Yani bir amil olacak İrab'da. Lizalike tusemme amilen. Celbettiği için ona amil denir. İşte İrab budur yani. İrab son harekenin ya isimlerde ya da fiil-i muzari'de değişmesidir. Istilahi manada. Ve izâ kulte, bakın bir örnek daha. Yezhebu aliyyun ilen nadi. Evet. Ali nadiye gitti yani çağırana gitti. Burada yezhebu vel fiilu yezhebu merfudur. Niye merfudur? Çünkü onun amili fiili muzari olmasıdır. Liyennehu lem yesbik lem yesbak yani yesbaku evet sabaka yesbuku lem yesbuk. Lem yesbuku nasip onun başında bir nasip onu nesbeden ya da cazim ya cazim ya da nasip başında yok. Yani nasip olan len cazim olan lem gibi bunlar başında olmadığı için merfudur. Bak yine amili bunların olmamasıdır. Ve izâ kulte lem yezheb aliyyun ilen nadi. Ali çağırana gitmedi desen lem yezheb. Niye bu yezheb oldu? Ahiri değişti. Çünkü bir amil var. Esbehal fiilu meczumen. Fiil burada meczum olur. Daha önce merfu idi. Meczum diyoruz fiile. İrab'da. Diyennehu mesbukun bi lem. Çünkü ona lem sebkat etmiş. Lem onun öncesinde var. Ve lizalike tusemme amilen. Bu leme biz amil diyoruz. Ve izâ kulte innel fetâ müçtehidun. Genç, şüphesiz genç, çalışkandır. El fetâ ismun, isimdir. İnne onu fethalı yapıyordu. İnnel feteye olması gerekiyordu. Niye feteye değil? İsmu innedir, mensuptur. Bakın mensuptur. Alametu nesbihi fetha mukadderedir. Bakın zahir değil. Fethati zahire değil. Mukadder bir fethadır. Burada takdiren bir fetha var ye'nin üstünde. Niye peki burada mukadderdir zahir değil? Çünkü litta'azzur. Çünkü özür vardır. Harfi illa olduğu için. Vellezi celebe tilkel fetha bu fethayı, yani mukadder fethayı çeken nedir? İnnedir. Velekinneha mukadderetun. Ama o mukadderdir.
Ey leyset zahirete. Zahir de değildir. İşte İrab'ın mukadder olması da budur. Ve keza yetedah şöyle yetedahha ennel amile ortaya çıktı ki amil huvellezi yuhdisu ettegayyure tegayyürü meydana getiriyor fi ahiril kelimeti kelimenin sonunda tegayyürü tahdis ediyor. Yani olaya meydana getiriyor. Bir değişiklik yapıyor kelimenin sonunda. Ve yekunu, yani burada amili biz öğreniyoruz. Ve yekunu eseru, amilin eseri ey alametu el-i'rab. Yani amilin eseri i'rabın da alametidir. Alameti oluyor. Zahiren ev mukadderen. Ya zahir olur ya mukadder olur. O amilin eseri. Ki biz ona i'rab diyoruz. İ'rabın alameti. Ne'ti ba'de zalike artık bundan sonra ila tarifil mu'rab vel mebniye geçebiliriz minel esma. Yani isimlerde artık isimlerden mebni ve mu'rab konusuna geçebiliriz. İsmul mu'rab mu'rab isimleri evvela inceleyeceğiz bir sonraki videoda inşallah. Yani i'rabı anlamış olmak gerekir. İ'rabda demek ki amil lazım evvela. Amilden sonra bir ma'mul olur. Yani amil iş yaptı. Ma'mul da sondaki harekesine eser yapar, iş yapar, orayı değiştirir. İşte bu hareke i'rabın alametidir. Alameti i'rabtır. Bunu öğrenmiş olduk.